MHP lideri Devlet Bahçeli makam odasında 17-25 Aralık'ı gösteren saatle ilgili yapılan algı operasyonlarına son noktayı koydu. 17-25 Aralık'ın darbe girişimine giden sürecin başlangıcı olduğunun altını çizdi. 17-25 Aralık sürecini unutmamız mümkün değildir dedi. Cumhur İttifakı'nı karalama kampanyalarında 5. kol faaliyeti olarak nitelendirdi. Bazı iftira ve karalama kampanyalarıyla Cumhur İttifakı'na zarar vermeye çalışanlara net mesaj verdi. 17-25 Aralık Emniyet ve Yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür dedi. MHP lideri Devlet Bahçeli sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Gündeminde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'u kabul ederken makam odasındaki 17-25 Aralık'ı gösteren saatle ilgili yürütülen algı operasyonları vardı. Cumhur İttifakı, Türk tarihinin varoluş refleksi, Türk milletinin varlık ve birlik remzidir vurgusu yaptı. Türkiye'nin haksız ve hayasızca gösterildiği bir dönemde Cumhur İttifakı milli güvence, milletin özgüvenidir. İstiklal ve istikbal haklarımızın muhafız ve müdafaa onurunun mihver gücü Cumhur'la Cumhuriyet'i kucaklaştıran akıl ve ahlak temelli ittifakımızdır. MHP lideri fitne çalışmalarının farkındayız dedi. Bu tablonun gözümüzden kaçtığını düşünenler hiç kuşkusuz derin bir gaflet ve melanet girdabında sürüklenen çürüklerdir diye seslendi. 17-25 Aralık'ın terör örgütü FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişimine giden sürecin işareti olduğunu belirtti. 17-25 Aralık Emniyet ve Yargı darbe süreci 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örtülmüştür. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık süreciyle örülmüştür. Bu nedenle FETÖ'nün ne 15 Temmuz silahlı kalkışmasını ne de 17-25 Aralık kumpasını hatırımızdan ve gündemimizden çıkarmak mümkün değildir. Ayrıca doğru da değildir. MHP lideri Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın tertemiz mücadelesine leke sürmek için 5. kol faaliyeti üstlenen mihrakların boşa kürek çekmeleri bir yana, heveslerinin ve hedeflerinin ihanetle çerçevelenmiş kursaklarında kalması mutlak ve mukadder bir akıbettir ifadesini de kullandı. Küresel internet platformlarının, sosyal medya mecralarının, organize çıkar gruplarının, bazı gazete ve televizyonların, özellikle Halk TV, Cumhur İttifakı'nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur. Elbette bu odaklarla günü geldiğinde hesaplaşmak kaçınılmazdır. Cumhur İttifakı, Türk ve Türkiye yüzyılının müjdesi, gelecek nesillerin haysiyet ve heyecan mükafatı olarak kutlu yürüyüşünü sürdürecektir.